Onu ilk gördüğüm an öyle kötü oldum ki. Canımdan can gitti sanki. Elim ayağım tutmuyordu. Sanki onlar benim değildi. Ama o herifi bulacağım. O hain köpeği. O hain köpeğe bunun cezasını ödeteceğim. Evlat, sen Feride'yi kurtardın. Bundan sonrası Emniyeti Umumiye'nin işi. Sen bundan sonra Feride'nin yanında kalıp yaralarını sarıp derman olacaksın bir çareye. Baba, ben o Selim'i bulamazsam o zaman Feride'nin yaralarına derman olamam ki. O zaman atlatamaz ki. Kendini güvende hissetmesini sağlamam lazım. Bu korkuyla yaşayamaz. Evet. Ben de bırakalım o soysuzu kaçsın gitsin demiyorum ki. Ben de en az senin kadar istiyorum cezasını çekmesini. Tamam. O zaman bu konu kapandı. Ben o herifi buluncaya kadar aldığım nefes haram bana. Evlat, bulsan ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın bulsan? Abi, Feride çıktı banyodan, bakacak mısın? Tamam. Elimi tut yeter. Tutarım tabii elini. Merak etme. Buradayım. Bırakma beni. Haftalar evvel bir rüya görmüştüm. Dudağımda uçuk çıkmıştı hani. Hatırladın mı? Gerçekten biliyor muydun ne gördüğümü? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Sadece seni kızdırmak için soruyordum. O zaman iyi tutturmuşsun. Sen de vardın çünkü. Annem. Babam. Çocukluğum. Evime gidiyordum. Sen çağırıyordun. Bugün her şey kesintiye uğradığında ben yine o rüyanın içine fırlatıldım sanki. Çok garip bir his. Kamran, sen beni çağırmasaydın evime gidiyordum. Gitseydin dünya ahiret acım olurdun. Kapanmayan yaram, bitmeyen hikayem olurdu. İyi ki gitmemişsin.
Fena bile olsa benden gitmeyi aklından dahi geçirme. İstesem de gidemem artık. Benim köklerim sende. Kamran, sen bana soluk oldun. Seni içimde tutabilmek için nefesimi vermeye dahi kıyamıyorum. Feride. Oh, Feride. Şş, tamam. Tamam, sakin ol. Yok bir şey kuzum. Kuzum, yok bir şey. Şş, tamam. Anne, Kamran nerede? O da dinlensin diye odasına gönderdim. Tamam, geçti. Ben bir bardak su doldurayım sana, tamam mı? Hayırlı akşamlar beyim. Gel Cumali, gel. Geçmiş olsun beyim. Hepimize büyük geçmiş olsun. Feride Hanım nasıl? Kamran yanında. İyidir o zaman. Şey beyim, Yusuf gelmedi hala. Kamran Bey bir şey dedi mi? Birlikteydiler ya. Yok, bir şey söylemedi. Ama sorarız. Ne kolumu iti? Yalan söyledin ha? Oğlum neredesin sen? Kamuran Bey uğradı mı? Evde. Feride'yi de getirdi. E odasının ışığı yanmıyordu. Uyumuştur. Vay be. Demek kurtardı Feride ya. Aferin lan. Hadi hadi. Ne o belindeki? Emanet. Ver bakayım o emaneti. Kurcalama baba. Ver dedim. Nereden buldun bu tabancayı? Ya ne yapacaksın? Sen ki söylesem anlayacaksın. Nereden buldun dedim. Arkadaşımdan aldım. Zaten istiyor, geri vereceğim. Arkadaşın kimse gelsin benden istesin. Geç içeri hadi. Yürü. Feride'yi yalnız bırakmasak, ya uyandığında yalnız kalmasa, yanında olsan olur mu? Tabii ki. Sen nereye gidiyorsun? İşlerim var. Ama bak, belli etme olur mu? Hem yalnız kalmasın, hem de bunu ona hissettirmeyelim istiyorum. Sen bir yolunu bulursun.
korkularını beslemek istemiyorum. Işığını bu yüzden biraz kararttım. Durumu ona normalleştirmeye çalışıyorum. Farkındayım. Hiç normal bir durum değil. Selim dışarıda korkuyor, haklı. Ama ben durumu halledene kadar siz evden dışarı çıkmayın. Tamam. Geçmiş olsun abi. Gözümüz aydın. Göreyim diyorum bizim çalı çırpısını. İzin olursa tabii. Şimdi uyuyor. Sabah görürsün. Sen nereye? İşim var. Nereye oğlum? Bak. Bir evladım yuvaya döndü. Bir de sen kaygıda bırakma bizi. O itten her şey umulur. Köşeye sıkıştı ki şimdi. Bırak gerisini zaptiye halletsin. Gitme oğul. Etme, yapma. O it derken kaçırdın mı yoksa elinden? Feride de konak da size emanet. Etme iki gözüm, gitme. Oğlum, yakalarlar, cezasını verirler. Kanun, nizam sen misin çocuğum, gitme. Benim anne. O herifi kendim yakalayıp teslim etmezsem içim rahat etmeyecek. Kanca beraber, kanca beraber. Eyvallah. Başlarını belaya koymasalar bari. Ay, kız vallahi doğru diyor. İkisi de birbirinden deli. Hem de ne? Vallahi deli meli. Bulacaklar o yer elmasını, çökecekler boğazına. Ondan sonra alınlarının akıyla gezecekler. Yoksa el alem ne der Feride'ye, ne kulp takar İffet'ine namusuna bilmiyorum. Allah! İffet namus diye ne bak hele kız? Sen sütçülerle fingir derken mi öğrendin bunları? Tövbe tövbe, tövbe ya. Bunun da yüzünü gördün mü şeker, götünü döndü müydü teker. Hı. Bunu yaz aklı da teker. Bana bak, seni ağzı cart diye ayırıveririm valla. Zaten canımız burnumuzda. Ya bana hükürüyorsunuz ya. El alem ne der onu diyorum ben. Bu saatten sonra ağızlarını büzüp de oturacak halleri yok herhalde. Ben onların hepsinin ağzını büzerim teker teker. He. Zaten benim kamranım Feride'yi korur. He. Besim Hanım müsaade ederse korur. Ana. O ne demekmiş kız? Sabah Müjgan'a sormuş Selim kıza dokundu mu dokunmadı mı diye. Yavrucağı önce bağrına bastı. Ardından kurtlandı kadın. Bir kaygısı o kaldı gayrı. Anam kızın bir günahı yok ki. Yok. Günahsız. Hem o Selim denen ız düşmanı dokunmamış olsa bile. Of bulandı artık Besime Hanım. O el aleme karşı gelin diye almaz Feride'yi. Cumali. Ne yapacaksın Cumali Efendi? Konağı beklesin. Ben çocukların peşinden gideceğim. Heh. Buyur beyim. Sen buradan bir yere ayrılma. Ben çocukların peşine gideceğim. Tamam beyim. Baba. Gitme sen. Ya yine gelirse buraya? Cumali burada. Durdurabilir mi ki? Buraya geleceğimizi bilseydim hiç ayrılmazdım buradan. Bir daha senden öyle akıllı hareketler beklemiyorum, merak etme. Ne yapalım? Okumadık biz senin gibi. Ya o işler mektepte medreseyle olsaydı oho. Bana bak. Bu sana son ihtarım. O herife bir fiske dahi vurmayacaksın. Konuşacak adamı konuşmaz etme. Tamam vurmayız. Hukukum var o kadar. Sen merak etme. Hadi. Selamun aleyküm. Hey! Şşt! Bana bak Selim kaçtı. Nerede olduğunu biliyor musun? Şşt!
Sana diyorum. Dilini mi yuttun lan? Niye başını emme basma tulumbalar gibi sallıyorsun? Bana bak, çek şu elini. Aç şu ağzını. Ağzını aç. Dilini kesmiş lan. Konuşmasın diye. Okuman yazman var mı lan? He? He? Bana bak. Selim senden bir şey istedi mi? Yardım falan. Senden başka yardım edeni var mı? Kime sığınır? Kimden yardım alır bu herif? Manyaktan bu herif. Biz burada dal budak verirken atı alan Üsküdar'ı geçti. Ben sana diyeyim. Bu herif bizi Selim'e götürecek. Murdar etmiş herifi. İspikçi olduğunu biliyor. Daha ona güvenir mi sanıyorsun Ekim Bey? O da bizim böyle düşünmemizi istiyor. Bu dilenci denen herifi çürüye çıkartıp aklınca peşinden gitmeyeceğiz. O da rahat rahat hareket edecek, anlamıyor musun? Sen öyle diyorsan. Şimdi bana bak. Plan şu. Sen gidip Kamran'a her şeyi şakadığın için onun güvenini kazandın. Tamam. Şimdi bundan sonra uğrayacağı ilk durak sensin. Senden şüpheli hareketlerde bulunmanı istiyorum, tamam mı? Şüphelendireceksin onu. Peşine düşmesine izin ver. Buradan doğruca Sera'ya gidiyorsun. O da seni takip edip oraya gelecek. Orada tuzak kuracaksın. Tamam mı? Artık ne olur, ölür mü kalır mı orasını bilmem. Allah'la onun arasında. Sen de paketi alıp kayıkhaneye bana getiriyorsun. Tamam. Cemşit. Bundan sonra daha da ağzını açmazsın. Değil mi? Bence açmazsın. Selim Dümbü içeride midir? Çıkmadı hala, başka kapısı falan olmasın. Anlayacağız. Nasılsın kızım? Uyuyabildin mi? Uyudum. Ama siz anlaşılan hiç uyuyamadınız. Yaşın kadar uyumuşluğum var benim. Boş ver. Tek derdim yüzü olsun. Besime Hanım,
Sen kalfalara söyle, kahvaltıyı koysunlar. Enişte. Hı. Teyzem bana bir şey soracaktı, müsaade etmediniz. Yoksa Kamran'la alakalı bir şey miydi? Yok kızım. Ben teyzen yine seni ayaküstü bunaltıyor diye kurtarayım dedimdi. Yoksa kötü bir şey yok. Sahiden bak. Vallahi. Nerede peki? Ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki. Ama Yusuf yanında. Emniyeti Umumiye'nin de haberi var. Daha fazla ne yapmalı bilmem ki. Kamran da benim yüzümden bir şey olursa. Tamam. Tamam yok bir şey. Ağlama tamam. Kamran gitmiş. Gelirsen merak etme. Gel bakayım. Ya ona bir şey olursa? Olmayacak. O pisliğin gücü anca sana bana yeter. Abimi görünce kuyruğunu kıstırır, merak etme. Ah Necmiye. Uğruna hepimizi feda ettiğin adamı demek hiç mi hiç tanıyamamışsın? O evde neler yaşadığımı bilsem böyle söyleyemezdim. Unutamayacağım şeyler. Hiç. Asla unutmayacağım şeyler yaşadım. Neredesin Kamran? Neredesin?